Merhaba hanımlar ee, ilk defa kanal açmış bulunuyorum ee, Öncelikle birkaç şey söylemek istiyorum ee, Kanalıma abone olup e, bütün videolarımı izleyebilirsiniz ee, istek üzerine bu kanalı açmaya sizlere yaptığım işleri uygulamalı olarak göstermeye e, karar verdim İnşallah e, faydalı olabileceğimi düşünüyorum. İlk başta 5 yıl önce gala çiçeği ile başlamıştım. Şimdi sizinle de gala çiçeğini öğreterek, yazmaya işleyerek göstermek istiyorum. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek. İnşallah siz de güzel şeyler öğrenirsiniz. Hep beraber öğreniriz inşallah. Bunun için bir santimlik organize kurdale kullanıyoruz. Ben yazmamda gördüğünüz gibi sarı var. Sarı kullanacağım. Pembe pembeyle ve beyazla uygulama yapacağım. Ve 2 santimlik e, yine organize kurdale 73 numara 2 santimlik kullanıyorum. Ben hep genelde bunu kullanıyorum. E, şimdi e, bu da işlenmiş hali. Şimdi size bir tanesini yapacağım, işleyeceğim ve göstereceğim. Ee, bundan sonra bütün oyalarımla inşallah hep beraber buluşuruz. Ee, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Ee, bu şekilde bu kadar yapıyorum. Yani ne kadar diyeyim? 5 santim kadar keselim. Bunu siz e, ayarlayabilirsiniz. Ben hiç ölçülü çalışmadım hanımlar. E ee, hiç mezroyla falan iş yapmadığım için e, göstermek istiyorum bu şekilde böyle yapıyorum. Ee, kolay aslında bir şey yok. Yakıyorum bu şekilde böyle. Bakın düz bir hal aldı. Bunu e, biraz çapraz bir şekilde keseceğim. Bakın bu şekilde Görebiliyorsanız, kestim tekrar çapraz bir şekilde yakacağım. Buraya dikkat edelim arkadaşlar, çok fazla yakmayın. Çok fazla yakarsanız çiçeğiniz çok güzel durmaz. Bunu hazırladım. Şimdi. Bunun için bir tane bu tohumdan kullanacağım. Ben simlisini tercih ettim. 2 ee, santimlik organze kurdali. Organze kurdaleden 6 e, santim kadar arkadaşlar. Yaklaşık e, çok küçük olmasın. Çok küçük olursa yaprağınız çok güzel durmaz. Çok büyük de yapmayın. Bunu da aynı şekilde göstereceğim şimdi size. Bakın bu şekilde dümdüz bir şekilde çakmaktan korkmayın. E, düz yakmaya çaba gösterin. Bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi dikim işlemine geçeceğim arkadaşlar. Bakın ikiye büktüm. Tam ortadan bükün. Tam ortadan olsun. Bu şekilde burasını yapıyorum ben. Şimdi böyle baklava dilimi haline getireceğiz arkadaşlar. Dikiyorum çapraz altından çıkan ipliğimin üstünden alıyorum. İğneyi üstünden tekrar batıyorum ki daha güzel durur yapraklarınız. Daha net olur. Bu şekilde. Bakın. Instagram sayfamda e, hiç bunlara vaktim yoktu açıkçası çok modellerde çok isteyenler oldu hani çok yoğun çalıştığım için yine de e, sizler için kanal açmaya karar verdim bilmiyorum artık yapabilirsek hep beraber inşallah destek olursanız çok çok sevinirim bakın yaptım ve büktüm e, büktüm çukur bir hal aldı. Bunun e, ip sağda kalacak şekilde koyuyorum ben hep. Ön taraf düzgün dursun diye. Bakın bunu e, ikiye büktüm. Tohumu ikiye büktüm ve tam ortalı bir şekilde yerleştireceğim şimdi. E, kurdali biraz gevşek oluyor. Bunlarda orta sertlikte kurdale olursa daha güzel olur. Tam ortadan tuttum, büktüm. E, tam ortasından da bakın gördüğünüz gibi içerisine koydum. Görüyor musunuz? Bu şekilde buradan tutuyorsunuz ve bu ipi böyle çekiyorsunuz. Sıkıca. Sıkıca çekin, çevirin. Bakın dikiyorum arkadaşlar tekrar. Bakın. Görüyor musunuz? Ve buradan çıkıyorum. Keselim ve yakalım. Bakın. Bir tane de beyazla yaptım. Şimdi size işlemesini göstereceğim. Bakın. Ben genelde e, buna da değinmek istiyorum. Cenk yazma kullanıyorum. E, yazmalarda daha güzel ve daha e, şık duruyor. Cenk Reyhan. E, marka olmuş yazmalar kullanıyorum. E, hiçbir zaman hiçbir müşterime e, bilmiyorum. Hani belirsiz yazma alıp hiç göndermedim. Bakın. E, sinek kanadı yapacağım. Sinek kanadıyla göstermeye çalışacağım. Buraya tekrar dönüyoruz. Tekrar bu şekilde. Ben biraz yaptım. Biraz daha yapmak istiyorum. Bakın görüyor musunuz? Aynı yere tekrar batıyoruz. Bakın. Bunu buradan keselim arkadaşlar. Kötü gözükmesin. Bu da aynı zamanda siparişim. Ee, siparişlerimden göstermek istiyorum. İnşallah hep beraber e, işçiliğimizin kalitesini Burada da gösteririz. Şu an e, videom tam net olmayabilir. İnşallah ileride daha profesyonel bir şekilde yaparım diye ümit ediyorum. Birkaç gündür e, her gün niyet ettim çekmek için ama bir türlü fırsat bulamadım. Bakalım inşallah hayırlısıyla yaparız arkadaşlar. Ee, bakın bir e, iki buraya iyi dikkat edin. burasına bakın iki tane bıraktım iki tane bırakıyoruz şimdi buraya geçireceğim arkadaşlar ee, sarıyı geçireyim burada bakın ben hep bunu soruyorlar nasıl takılıyor diye Şöyle iğnemi buradan geçiriyorum bakın. Burasından geçiriyorum bu şekilde. Böyle. Buradan geçirdiğim iğnemi bakın. Yani diker gibi yapıyorum. Ondan sonra buraya sıkı bir zürafa çekiyorum arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman hem düz duracak hem de kolay yapmış olacaksınız. Bakın ekledim. İki tane tekrar boş batıyoruz. 3. Üç. 3.ye tekrar e, sinek kanadı yapacağım. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben bir tane daha yapmak istiyorum. Sizlere gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar herkese kolay gelsin İnşallah herkes yapar İnşallah herkes kendi rızkını kazanır başarılar diliyorum şimdilik hoşçakalın arkadaşlar